Sevgili arkadaşlarım, hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bu akşam sizlerle AGS hakkında konuşacağız. AGS'nin soru dağılımı nasıl olacak? Sadece bir tahminde bulunacağız değerli arkadaşlar. Tahmin ve değerlendirme yapacağız. Yani dağılımı tam olarak bilmiyorum değerli arkadaşlar. Sadece küçük bir tahmin yürüteceğiz. Daha çok tarih üzerinden gideceğiz. Biliyorsunuz ki önceden 27 soru vardı. Artık yeni sistemde kaç soru gelecek? Onun hakkında biraz konuşacağız. Sizden şunu rica ediyorum. Yeni çıkan haberlere inanmayın değerli arkadaşlar. Yok soru bankasını çıkardık, her şey hazır. Artık soru dağılımını biliyoruz. Alabilirsiniz. Bunlar ticari kaygıyla paylaşılan şov diyelim değerli arkadaşlar. Sizden rica ediyorum, bu hataya düşmeyin. Çünkü ÖSYM henüz soru dağılımını belirlememiş. Daha içerik tam olarak belli değil. Anlaştık mı değerli arkadaşlar? Bunlara inanmayalım. Şimdi küçük bir değerlendirme ve tahmin yürütelim. Biliyorsunuz ki önceki sistemde genel yetenek ve genel kültür testleri vardı değerli arkadaşlar. Genel yetenekte 30 Türkçe, 30 matematik geliyordu. Genel kültürde 27 tarih, 18 coğrafya, 9 vatandaşlık, 6 güncel bilgilerden geliyordu. Şimdi yeni sisteme baktığımızda öğretmenler için farklı bir uygulama getirildi. Öğretmenler AGS'de 50, 80 soru, az kalsın 50 diyordum. AGS'de 80 soru, alanda ise 50 sorudan sorumlu olacak. Alan hakkında da konuşacağız. Dediğim gibi daha çok tarih hakkında konuşacağız değerli arkadaşlar. Şimdi küçük bir tahmin yürüteceğiz sadece değerli arkadaşlar. Duygu ve düşüncelerinizi yorumda belirtebilirsiniz. Acaba hangi alanlardan daha fazla soru gelebilir? Şimdi değerli arkadaşlar, biliyorsunuz ki sözel yetenek ve sayısal yetenek, yani akıl yürütme, muhakeme dediğimiz örnek sorularla karşılaşacağız. Yani buradan 10 ile 15 arası bir soru bekliyorum değerli arkadaşlar. Yeteneklerden, sayısal ve sözel yeteneklerden 10 ile 15 arası soru bekliyorum. Tarih kaç soruydu? 27 soru değerli arkadaşlar. Benim tahminimce aynı şekilde 10 ile 15 arası olur değerli arkadaşlar. Tamam, kaba taslak. Mesela sözel yetenek ve sayısal yetenek 15-15, 30 soru diyelim. Tarih 10 soru diyelim değerli arkadaşlar. Şimdi tarihten 10 soru gelirse bunlar ne yapacaklar? Doğrudan genel kültüre yönelecekler. Nasıl yani hocam? Mesela benim düşüncem şudur. Osmanlı tarihindeki siyasi olayları çıkarabilirler. Genel kültüre kayacak ya artık değerli arkadaşlar. Mesela siyasi tarihi çıkarabilirler. Mesela antlaşmaları sizden istemeyebilirler. Pasarofçu Antlaşması, Karlovçu Antlaşması, bununla beraber Küçük Kaynarca Antlaşması. Belki bunları sizden istemezler. Osmanlı kültür ve uygarlığa dikkat etmenizi istiyorum değerli arkadaşlar. Bakın, İslamiyet öncesi Türk tarihi kültür uygarlığı, Türk İslam tarihi kültür uygarlığı, özellikle o dönemin eğitim sistemi, medreseler çok önemli yer tutuyor değerli arkadaşlar. Kültür uygarlığa bizim dikkat etmemiz lazım. Eğer 10 soru gelecekse çoğunluk İnkılap tarihi ve Osmanlı'dan gelecek. Ki zaten 27 soru olduğunda da ilk 3 soru 3 konudan geliyordu. İslamiyet öncesi Türk tarihi, Türk İslam ve Türkiye Selçuklu tarihinden az soru geliyordu zaten. Yine ağırlık Osmanlı ve İnkılap tarihi olacak değerli arkadaşlar. İnkılap tarihinde biliyorsunuz ki Cumhuriyet dönemindeki yenilikler var değerli arkadaşlar. Cumhuriyet dönemindeki yeniliklerde eğitim sisteminden de bahsediliyor. Mesela dönemin Milli Eğitim Bakanı kimdi? Bu gibi sorularla karşılaşabiliriz değerli arkadaşlar. Dediğim gibi artık kültüre kayacak. Sizden şunu şunu pek fazla istemeyeceklerdir. 10 soru yani gelir gelmez değerli arkadaşlar. Mesela bazı arkadaşlarım sürekli bana yorum yapıyorlardı. Bu 27 soru da neyin nesi oluyor? Bana ne 1. Murat'tan, bana ne Osman Bey'den diye yorumlar geliyordu değerli arkadaşlar. Ben mezun ol ya, mezun değil. Ben atandıktan sonra ne işime yarayacak bu diyenler de vardı. Herkes kendi alanından sorumlu olsun diye yorumlar alıyordu değerli arkadaşlar. Şimdi sözel yeteneğe 15 dedik, sayısala 15 dedik, tarihe 10 dedik değerli arkadaşlar. Türkiye coğrafyası. Zaten Türkiye coğrafyasını soruyordunuz. Ne diye Türkiye coğrafyası diye uzatmışsınız. Neyse, oradan da tahminimce 8 ile 10 soru. 8 diyelim değerli arkadaşlar. 8 diyelim. Önceden 18 soruydu. Bunu 8'e indirgeyecekler. Haritaya, bence haritalara dikkat etmenizde büyük fayda var. ÖSYM bazen öyle şeyler yapıyor ki sadece haritadan seçiyor değerli arkadaşlar. Haritalara dikkat edelim. Tamam mı? Mevzuat. Evet. Mevzuat. Anayasa.
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu. Kaç soru gelebilir size değerli arkadaşlar? Taş çatlasın 10 diyeceksiniz değil mi? 8 ile 10 arası değişecek değerli arkadaşlar. Tamam. 10'a da 8 diyelim değerli arkadaşlarım. Ne dedik? Coğrafya 8, mevzuat 8, tarih 8, sayısal mantık muhakeme 15, sözel muhakeme 15 dedik değil mi değerli arkadaşlarım? Kaldı 24 soru. Eğitimin temelleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi. En çok sorunun buradan geleceğini söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar şunu düşünüyor. Diyor ki artık 80 soru oldu. Eğitimden kurtulduk. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Diğer alanlarda azalma yaşanırken Türk Milli Eğitim Sistemi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmanız lazım değerli arkadaşlarım. Bakın tekrar ediyorum. Yeni çıkan örnek sorulara aldanmayın. ÖSYM içeriği belirtmediği sürece almayın değerli arkadaşlarım. Ticari kaygıyla yapıyorlar bunu. Sizden rica ediyorum. Soru dağılımı kesinleşsin. Ben sizler için en güzel denemeleri hazırlayacağım değerli arkadaşlar. 10 soru mu, 15 soru mu, 20 soru mu? En iyi şekilde büyük ihtimal MEP, Milli Eğitim Bakanlığı örnek soru paylaşacaktır değerli arkadaşlarım. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence paylaşırlar. Biz de oradan hareket ederiz. Ben oradan hareket edeceğim şahsen. İçiniz rahat olsun değerli arkadaşlarım. Anlaşık mı? Şimdi eğitimden alandan bahsedelim. Biliyorsunuz ki alan 75 sorudan oluşuyordu. 60 soru alan bilgisi, 15 soru eğitimden. Alan eğitimiyle ilgili geliyordu değerli arkadaşlar. Bu sefer soru sayısını 50'ye indirdiler. Bu bize neyi gösteriyor? Alan eğitiminden demek ki soru gelmeyebilir. Sadece bir tahmin değerli arkadaşlarım. Gelebilir de gelmeyebilir de. Ama benim düşüncem alan eğitiminden soru gelmeyeceği yönünde. Daha çok alan bilgisine yönelilecek değerli arkadaşlarım. Ben öyle düşünüyorum. %50 AGS, %50 ÖABT etkileyecek değerli arkadaşlarım. Sosyal bilgiler öğretmenliği, yani sosyal bilgiler öğretmenliği yapanlar, atamak için çalışanlar, tarihle ortak konular var. Oradan beni takip edebilirler. Sevgili arkadaşlarım, oradan beni takip edebilirsiniz. Yani zaten tüm öğretmenlikler için bu açıklamaları yapıyorum değerli arkadaşlar. Yani dediğim gibi AGS tam olarak açıklansın, tam içeriği belirlensin. Bakalım nereden soru seçecek ÖSYM, nereden hazırlayacaklar? Milli Eğitim Bakanlığı, özür dilerim. Nereden hazırlayacaklar ki zaten MEP ve ÖSYM artık birleşiyorlar değerli arkadaşlar. Böyle bir şey oluyor artık. Beraber hareket ediyorlar. Tam olarak netleşsin. Biz de ona göre size soru hazırlayacağız. Tekrar ediyorum ve sizden rica ediyorum. Soru dağılımı belli değil. Konu dağılımı belli değil. Bunlara inanmayın değerli arkadaşlar. Anlaştık mı? Her şey gönlünüzce olsun değerli arkadaşlarım. Gerçekten sürekli sistem değişiyor. Sizi gayet iyi anlıyorum. Her şey gönlünüzce olsun değerli arkadaşlarım. Yani açıklandıktan sonra sizler için en iyi denemeleri hazırlamaya gayret edeceğim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Tekrardan iyi akşamlar diliyorum. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.